Baba Gurgur Radyosu sunar. Unutulmayan sesler. Programı hazırlayan Nebil Küzelçi. Sunan Halide Tevfik. Yönetmen Vasim Sufhi. İyi günler sevgili dinleyiciler, aziz sanat sevenler, unutulmayan sesler programının yeni sayısına hoş geldiniz. Bizimle mutlu anlar geçirmenizi umarız. Aziz dinleyiciler, hürmetli sanat sevenler, unutulmayan sesler programının bu sayısında güzelim Erbil şehrinin büyük ses sanatçısı ve kerem ustası rahmetli Hacı Cemil Kapkapçı olmaktadır. Saygı ve hürmetlerimizle. Karalar yürümüşem, karalar yürümsen yastadı başu, kudretten saçılıp kalandı kaşu. Sen o ele verip ya baba ya karın kardeşu, yan görünür yar aşkından valla dolanırsan mazarı. Karalar yürümüşem, bizim garip kardeş yastadı başım, kudretten çekilip valla kalemdi kaşım. Benim ne annem ölüp ne babam, valla ne karın kardeşim. Kadir Mevlam alıp benim yoldaşım. Çınardan geçerem, bizim bacılar yolsuzu olsun, ağlar içerem balsuzu olsun. Karşıdan gelen o körpe kuzular sizi olsun. Çınardan bir körpe kuzu gelir, aman Allah o körpe kuzu benim olsun. Bu üstündeki fistanlar üpeştendi işleme. Ne nasıl dedi işleyirsen kollarını dar işleme. Gildi o al yanağından bir tac bosa alsın. Aman oğul sakın sakın, çok yer vardı öpey sen dişilleme. Beline bağlayıp altına yatsa, cebeni güldürür bu cavir ermeni, cebatırır yasa. İmam Ali İmam Abbas'a yarman yarıma yettir, yarmana bir sabır Allah. Sevgili dinleyiciler, aziz sanat sevenler, Erbil şehrinin yüce kalasından gelen bir şakrak sese sahip olan büyük ses sanatçısı ve kerem ustası rahmetli Hacı Cemil Kapkapçı'nın üçlü adı Cemil İbrahim Muhammed'dir. Soyadı ise Kapkapçı'dır. 1904 senesinde Erbil şehri kalasının Tophane mahallesinde dünyaya göz açmıştır. 8 yaşından beri Erbil şehrinde düzenlenen Mevludi Şerif ve diğer dini münasebetlerde hazır olarak dini methiyeler okumaya merak etmiştir. Hacı Cemil Kapkapçı, sanat hayatında zamanındaki Erbil'in büyük ses sanatçısı Şahaba Erbil'in sanat ve sesine etkilenmiştir. Rahmetli Kapkapçı, sanat hayatında en çok kerem usullarını icra etmesinde başarılı olarak ön kazanmıştır. Aslan ne kadar kocatsa, yol yel geçse alam sürçünür. Başıva ne de dönüm, el yatsın geze dönüm. Ben biraz
Fakat sağ gelmişem bir gün Fethi yaralı ne de dönüm Hiç bilmem ara geldim
Değerli dinleyiciler, sevgili sanat sevenler, rahmetli Hacı Cemil Kapkapçı'nı yakından ışık tutmak için ilk önce 1988 senesinde Kerkük Televizyon Evi'nde sanatçı Yılmaz Arol tarafından hazırlanan ve sunulan sanat programında Kapkapçı ile yaptığı televizyon görüşmenin sesini sizlere sunuyoruz. İşte konağımız bugün stüdyolarımızda Sayın Hacı Cemil Kapkapçı. Hoş geldin Sayın Hacı Cemil Kapkapçı. Hoş buldum gözlerim arkadaş. Gördün sen beni? Hacı Cemil Kapkapçı'dan sorsak ne yaşında sen lütfen? Vallahi doğrusunu iyi. Haliyen 85 yaşındayım. Güzel. Ha vallahi. Siz tabii uşak çağdan beni çağırasınız. Beli. Acaba bu kerameyi kimlerden eşitirsiniz eskiden? Vallahi eskiden Mevlüt'e giderdim. Bazı arkadaşlar var idi. Dayım oğlu, atam oğlu Haydar. Okurdu. Hemen ben de okurdum. Seydisi Mehl var, o da okurdu. Bazı belli kimseler evde vardı, kerem okurdular. Ben de onlardan aldım kerem. Hepsini ezber etmişim. Yani cevülüz de bunu. Cevabeli. Ezberli istiyorsun, okusuyorsun. Zaten biz de bildiğimize göre kerem usulünü okuyanlar hepsi cevülden okurlar özünü. Ezberlidir o defteri, okurlar özünü. Sayın Hacı Demir Kapkapçı, biz bildiğimize göre kerem usulü matalda. Beli. Bu matalı defterde var. Beli. Tabi bu defteri çokluk kerem okuyanlar ezberleyirler. Beli. Mevlütlerde ve eğlencelerde okurlar. Beli beli. Acaba bunun matalı ne şekilde? Lütfen seyircilere anlatabilsen. Bunun matalı odur. Kerem mazbur idi. Doğrusu için Nazlı'ya. Bir gün tasadüf oldum. Memleketten çıktı harica. Babasına dedi benim sevgilim çıktı buradan. Ben de giderim arkasından. Valla Sofu kardeş var idi. Babasının adamıydı. Çamından'ı eline aldı sazı. Onunla beraber çök etti gitti Nazlı'nın arkasında. Anın doğrusunu isterse hara ulaştı doğrusunu isterse başladı ilahi aşkıydı köşkünden demek. Doğrusunu isterse. Ne şekilde dedi özün? Vallahi aynen doğrusun Hicaz kişiliğinde. Anı emir ederse. Lütfen işitse oğlum biraz. Böyle olur avçıların torası. Valla vurmuş koltuğundan, valla sızlar yarası. Çok doktorlar gezdim, aman Allah olmadı içerden bu derdimin sarası. Dıkaç miskin ceyran, oldu bu zalim, valla avçı geldi. Nevderesinden endirdiler sürünü, sürüden arıldı Allah'ımın, valla ceyranının biri. Bu zalim avçı vurdu, valla kızını sındırdı. Al kanını topuğuna endirdi. Bu mor mütekleri, valla gözlerine kondurdu. Bu kaç miskin ceyran, oldu bu zalim, valla avçı geldi. Karalar girip sen bizim bazı yastadı başı. Kudretten çekilip, valla kalamdı kaşı. Menes yele seni, ene ölüp. Ya baba bu ya karın kardeşi. Yan görünür yar aşkından valla dolansan mazar. Kareler girmişem bizim garip kardeş yastadı başım.
ولا قدرتن ساجلب ولا قلم قاشم ما نمنع انا مولب نبابام ولا نقارن قرداشم قادر مولام قالب ما نم يولداشم حدزميل قلقابت إيربلن إلى رجلن سر سنعاتلارندن بيردر إيربل خلق سنعاتنا بستا وشارقة ألانندا يلر بيوج خزمتلر سنب Onun için her zaman adı celende büyük sevgi ve saygıyla karşılanır. Hazzemil'i çocuk yaşından beri tanıyorum. Ve sesini severim. Sesi Erbil Kalesi gibi yüzedir. Gür sesiyle insan oğlunu hayran eder ve cümlünü okşar. Ben de Kerem usulünü ustaza eda eder. Divan makamını çok güzel okur. Yetimi koryatında da iyi başarı kazanmış. Ama ne yazık ki şimdiye de için ne radyo evinde ne de televizyonda şarkı bende almamış. Bu gibi güzel ve cür ses bende almamak sanatımızda bence felaket sanırım. Erbil'den Esad Erbil. Güzel bir şekilde okuduğu sözün. Zaten bu bir defterdi. Karşı bak karşı aslında Kerem arasında olur. Güzel. Ben dilenen dileni değildim. Ben garip dilenen dileni değildim. Vallahi gelmedim sen o kapıya. Yaralı bir
Demir Kapkapsı derler güzel divan olsun okur. Acaba siz divanı kimden yaşadınız eskiden? Valla eskiden Hazreti Abdullah var edip çalan Mehmetler'de. Diğer ondan alışmışam. Divanı yok. Hazreti var idi. Geçinde ondan da alışmışam divanı. Nasıl ilmen evvel? Valla oğlar takriben 40 ilmenden evvel. 40 ilmenden evvel? Ha valla 40 ilmenden evvel. Ben onları okurdum. Ben de inşalarında oturdum. Ağlardım. Hizme diyerdim. Güzel. Bir parça divanı dinledi sen seyircilere Hazreti Abdullah. Menden düşmüşem bir sevda ya. Bir zamanda bilmiyorum bu sevda ne sevda diye alıp benim başıma. Alam gider içine karına. Ben kaldım gamlı dünyanın varına. Ay malım. İçim cevabı taşıdır elmem bu zalimin zuhanına. Aslı sarraf olmayan zanneder her daşı birincidir. Yara gelen karalar bayrağı bin öz başına gelmez. Kendi yay öz kadrim bilmeyen vallahi yolda yolda şimdi de ye malım. Bülbül bülbül gülüp var ya zeyler. Marguş ya ay birin alır malım. Sayın Hazemir Kapkapsı, tabi Erbil'de makamşinas sanatçılar var. Kimler güzel makamşinas Erbil'de? Vallahi doğrusunu isterse Muşkoni bir kusur yoktu. Güzel, gazel okur. Gazel, evet gazel okur. Hasbayık da güzel gazel okur. Çerçüşte kimler gazel güzel okur? Vallahi burada gazel okuyan doğrusunu isterse Alık al asus, alık al asus, çok güzel okur. Ha onu Allah kabul etmezse, onun da sesi çok tamam ne, güzel okumağa. Güzel. Sonra doğrusunu isterse Abdülvahid'in oğlu da. Mehmet. Mehmet, güzel, o da güzel okur. Güzel okur. Sevgili dinleyiciler, hürmetli sanat sevenler, Erbil şehrinin büyük ses sanatçısı, rahmetli Hacı Cemil Kapkapçı'nın hakkında Erbil Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürü Geylan Necmeddin Altıbarmak şunları ifade etti. Rahmetli Hacı Cemil Kapkapçı 1904 yılında Erbil kalasında Topkhana mahallesinde dünyaya göz atmıştır. El işi, kapkapçılık işiyle uğraşan sanatçımız yıllar sonra çok bu işle uğraşıp bu işi en güzel şekilde icra edip ve yıllar sonra çok iyi bir usta olmuştur. Bu sebeple Erbil ve Çerçüc arasında kapkapçılık ticareti yapmıştır. Erbil'de ve Çerçüş'te rahmetli Hacı Cemil kapkapçı lakabı ya da soy adı verilmiştir. Yani rahmetli Hacı Cemil'e kapkapçılık işi yaptığı için ve bir işten bir soy adı, bir lakab tapmıştır. Lasna deyipler Hacı Cemil kapkapçı. Ve bütün Türkmen halkı arasında kapkapçı olarak tanınmıştır.
1912 yılından itibaren kendisi 1904 yılında Kal'a mahallesinde neneden doğmuş. 1912 yılından itibaren yani 8 yaşındayken mevlidlerde koryat, mevlidname, dini medaihler ve yalvarışlar okumuştur. Birçok makamat ve sanat usulü Erbil'in büyük sanatçısı Şahaba'dan öğrenmiştir. O küçük yaşındayken Şahaba ondan daha büyük bir yaştaymış ve onunla münasebetlerde oturup ondan öğrendiği makam ve usulları ve sanat icralarını ondan çok güzel bir şekilde öğrenmiş, kapmış ve kendisi de o yaştan beri icra etmiştir. Rahmetli Haczemil Kapkapçı çok nadir ve ender bir sesi var idi. Ezgili ve etkili sesiyle kendine has bir tabi'i var idi. Kimseni taklit etmez, kimseden bir şey öğrenip de onun kimin yapmaz. Öğrendiği şeyleri öz tabi'iyle, öz üslubiyle icra ederdi. Türkmen sanatını üçeç yerlerde ve büyük ustadlardan oturarak temsil etmiştir. Türkmen milletinin adını çok devletlere taşımış ve çok büyük sanatçılar yanında Türkmence konuşup Türkmence usul, Türkmence sanat icra etmiştir ve onlar da bu Türkmence sanatı ve usulü ve tabi'a hayran kalmışlardır. Bunlardan Mısır ve Suriye'ni ziyaret ederek kendisi Haczemil Kapkapçı Mısır'a gidip sonra da Suriye'ye gidip ziyaret edip bu sıralarda Umm Kulsum'la görüşüp Umm Kulsum dünya seviyesinde tanınmış bir ses sanatçısıydı Mısırlı. Sonra Ferit Atraş'tan görüşüp sonra Vadi'i Safi'den görüşüp ve diğerlerinden de görüşüp birçok üstadlardan görüşüp ve Arap dünyasının büyük ses sanatçılarından oturup ve onlardan da koryat, çerem ve sanat icra ettiklerinden. Birçok daha Türk dünyasından insanlardan görüşmüş, Haczemil Kapkapçı sanatı dünya seviyesine getirecek bir insan olmuştur. Devletler arasında tanınmış ve bu sesiyle özellikle de çerem havasıyla tanınmış bir insandı. Birçok hafle ve münasebetlerde de rol görmüştü. Rahmetli Haczemil Kapkapçı yurt içi ve yurt dışında da tanınmış meşhur bir adamdı. Bu yüzden gittiği her yerde ona saygı gösterirlerdi. Onun etrafını alıp ona hoş geldi deyip onun elini tutup ve onun sözlerini, nasihatlerini dinlerdiler. Özellikle birçok sanatçı onu özellikle ziyaret eder, onun yanında oturur, ondan makam, usul ve öğütler alırdı. Rahmetli Haczemil Kapkapçı Aslı Çerem masalının şiir ve dizelerini büyük bir coşkuyla ve hazin sesiyle kendine has bir şekilde okuyarak sanatçımız bütün münasebetlerde halk tarafından istenilen, kabul edilen, davet edilen bir şahsiyetiydi. Bu yüzden de çerem havasını oku haccı derlerdi. Ve birçok kasetinde ve birçok sesinde de bu sesler arkadan duyulmuştur. Haccı koruyordu, mevlidlerde medaihlerdi, arkadan birisi haccı çerem oku bilemişti diye seslenirlerdi ona. Hatta o da kimseni kırmazdı, çerem havasını ve koryatlarını, dini medaihlerini daimen söylemişti halkı için Erbil'de ve Çarşı'da özellikle münasebetlerde. Hatta Mevlid-i Şeriflerde bile en çok çerem okuyan ve onunla birlikte mukabeleye giren diğer haczi ve mullalardan olmuştur yani. Çerem mukabelesi yaparlardı. Haczemil Kapkapçı bir parça çerem okurdu. Karşındaki okuyucu o da bir çerem okurdu. Çerem mukabelesi olurdu. Ay aman,
rahmetli Haczemil Kapkapçı Çarçuçlular tarafından çok çok sevilirdi. Ve bu sebeple de birçok münasebetlerinden Calip Erbil'den Haczemil Kapkapçı'nı Çarçuç'a davet ederdiler. Ve becanırdılar sanatını, sesini, özünü, ahlakını, terbiyatını çok çok sevilen ve istenilen bir şahsiyet var idi Haczemil Kapkapçı. En çok ona yakın olan sanatçılardan Çarçuş'ta İzzeddin Nimet, Muhammed Rauf, İbrahim Rauf ve diğer öz yaşında o zamanlarda bulunan sanatçılar hemen hemen hamsiden davet olunup oturup mevlütlerde, münasebetlerde koryat, medaihler, aynı zaman besteler okumuş, son dönemlerinde de daha çok mevlütlerde leleriden oturur. Erbil'den ise hemen hemen bütün sanatçılar, bütün şahsiyetler, bütün Erbil'in valileri, Erbil'in belediyeleri, Erbil'in tanınmış şahsiyet kişileri bu adamı severlerdi ve tanırdılar bilesin. Erbil çok kadim adamıydı. Sanatçılar çok tanırdı bilesin. Erbil'in kadim adamları çok tanırdı. Bütün camilerde, tekçelerde, köşelerde, işte dini münasebetlerde, devlet adamı taraflarından Haczemil Kapkapçı Hamı Alim tanırdı. Tanırdı ve severdilerdi bilesin. Ona en çok yakın olan, en çok ona beraber oturan, vakit geçiren sanatçılarımızdan Şevket Sa'id Mışko'ydu. Onun yanında Haydar Bakkal'ydı, Nureddin Assaflı'ydı. Bunlar beraber çerem makabelası, çerem havasını icra ederlerdi. Biri birinden daha iyi, biri birinden daha kıymetli sanatçılarımız idiler. Erbil'in göz bebeciydiler bunlar. Bunlar Erbil'i tanıtan, Erbil'i Erbilli yapan insanlar bunlar idiler. Çünkü sanat dilimizi, edebiyatımızı, tarihimizi, her şeyimizi gösteren bir daldı. Rahmetli Haczemil Kapkapçı 1958'de hacca gitmişti. Yani orta yaşlarına yetiştiği dönemlerde daha da çok adamın meyli dine, sanatçımızın meyli tevaşuh diniye, İşte yalvarışlara, Beyüç Allah'a yalvarışlar, tevaşuh diniler, dini koruyatlar, çeremleri okumak, okuyarak da daha çok dine yönelmiş, hacca gitmiştir. Ve bu nedenle de Peygamber Efendimiz hakkında çok koruyat, medihaler söylemiştir. Artık adam hacdan sonra rahmetli Haczemil Kapkapçı tamamen dine yönelmiş, sadece mevlidi şerif ve dini münasebetlerde hazır bulunur ve orada sanatını icra ederdi. Rahmetli Haczemil Kapkapçı medresede hiç okumamasına rağmen, yani hiç meştebe gitmemiş, okumamıştı, okuma yazmanın çok güzel bir şekilde başarmıştı. Okurdu. Okuması var idi fakat medreseye de gitmemiş idi. Onun dönemlerinde böyleymiş, o dönemlerde 1910'lı, 11-13'li yıllarda. Yüzlerce şiir ve koryat ezberindeydi, okurdu mevlütlerden. Neredeyse çerem kitabının, aslı çerem kitabının hepsini ezberden okumuştur. Şiirlerini, hikayenin akışını, neler olup bittiğini hepsini oradan bilirdi ve çok oturumlarda, meclislerde çeremden, aslıdan bahseder, anlatırdı insanlara. Erbil'de evi, son dönemlerde Erbil'de Şiraton Oteli'nin karşısında evi oradaydı, orada yaşardı. Yanındaki camiata daha çok, o camia ceder hacı olduktan sonra o camia cederdi, o camiata dini tevaşuhlar vererdi, azan okurdu. O mantıkadakiler birçok sefer azan sesinden, bu güzel sesten azan okuduğu için bu sesten insanları hayran bırakırdı. Özellikle Ramazan aylarında. Bu sıralarda, yaşadığı dönemlerde bu sırada azan verirdi, hacca gitmiş idi. Eşi, ailesi vefat etmiş. Vefat ettikten sonra ona çok tesir etmiştir bu vefat. Her ne kadar kızları ve oğlanları var idi ve hepsi de olgun ve muhterem insanlar idi. Hala da Erbil'de yaşıyorlar, mevcutlar ve insanlar onları çok sayar, ihtiram eder ve sever bilelerini. Fakat insanın ailesi öldükten sonra kendini yalnız hisseder. Daha da çok kendini cami'a, azana, Kur'an'a ada etmiştir. Ve o eşinin ölümü ona çok tesir etmiştir. Hayatının son dönemlerinde daha çok mevlütlerde çerem okuyarak tanınmıştır. Daimen çerem okur ve Haczemil dediği zaman çerem yadıva gelir
Kerem dedi o zaman Haddzemil insanın aklına geldi. Allah'ın büyük ihsanı sensin ya Muhammed. Dertlerin dermanı sensin ya Muhammed. Alo. Allah'ın büyük ihsanı sensin ya Muhammed. Dertlerin dermanı sensin ya Muhammed. Tarikat burhan sensin ya Muhammed. Cihanda mülkünün sultanı sensin ya Muhammed. Ya Muhammed. Cihanda mülkünün sultanı sensin ya ya Muhammed. Rahmetli Haddzemil en çok sevdiği Kerem havasından bir parça var idi. Hatta birçok insanlar onun ağzından bu parçanı ezberlemiş idi. Kerem içinde bir parça var, bu parçanı o kadar o okudu. Münasebelerde, camilerde, yerlerde insanlar onun ağzından bu parça Kerem'i ezberlemiş idi. Ve Haddzemil Qapqapçı Erbil'in Beyuç sanatçısıydı. Haddzemil Qapqapçı tanılmış, meşhur, yurt içinde ve yurt dışında bir adam idi. Haddzemil Qapqapçı mevlütlerde, tevaşihlerde, azan vermekte, camihte, münasebelerde, Erbil'de, Çerçüş'te, her yerde sevilen, davet edilen, çağırılan bir adam idi. Ve sanatçımız idi. Rahmetle anıyoruz. Yeri cennetti inşallah. Allah rahmet eylesin Beyuç sanatçımızı. Kalanlara başsağlık diler. Diğerlerine de uzun ömürler dilerim. Son olarak Haddzemil'in ağzından ben de öğrendiğim, ben de duyduğum bir parça Kerem'i sizlere okurum. Xarabadan gələn bayquş səsidir. Xarabadan gələn bayquş səsidir, ürəcimdə yanan aşq ataşıdır. Arafat günüdür, bayram səbbahidir. Kimi al girib, kimi qırmızı. Arafat günüdür, bayram səbbahidir. Kimi al girib, kimi qırmızı. Şamda var Şeyx İslamın qızı. Onu da bənzətdim Aslı xanıma bu gün. Sağ olun, var olun. Mən Geylan Necmeddin Altıbarmaq, Erbil'denim. Türkmen Kültür ve Sənət Genel Müdiriyim. Değerli dinleyiciler, hürmetli sənət sevenler, güzelim Erbil şehrinden tüm dinleyicileri şakrak sesiyle hayran eden Kerem ustası, ses sənətçisi, rahmetli Cemil Qapqapçının hakkında makam şınaz ve usta ses sənətçi Mehmet Rauf şunları ifade etti. Haddzemil nında yani yakından gelse, uzaktan gelse Haddzemil Haddzemil'dir. Çok kibar adam, çok sağ sözlü, bütün sözlü, ondan sonra giriş giren, elbisesine hizmet eden, özüne, kıyafatına filanla her taraftan gelse Haddzemil'iydi. Haddzemil yani Haddzemil, zeminliği, güzelliği özündeydi. Göz yeşil, yüzünün pembeliği, bayazlığı, onun üzerine de çok iyi bir sözlü, çok özün bilen bir hıvarda adam idi. Yani vacibe ile şeyler davet ederdi evine. Yani buradan kerikten 20 tane geçseydi, o 20 tanenin idarasını, tertibini yapardı ve gözü de çok tok adam idi. Ve aynı zamanda da ben Haddzemil'den tanıştım 70'lerde. 70'lerden sonra bu adam Hac Faik Bazigan Allah affetsin onun yanında 10 idam var vardık. O kişi birbirine kızdırırdılar birbirlerine diğerdi. O diğer evi yol üzerindeydi. Bu diğerdi benim evim uzaktaydı. Şeyler gece davriyeleri şahur çaldı seni o yadır misafirlerim. Velhasıl özleri çok böyle bir hanakçı adamıydı. Kibar adamıydı. Ama ses diye
iyi bir sahası var idi. Ben saatlerce yani Yehuda 3 saat müşemmel için. Ve evimizde de gelirdi kalırdı. Geceler kalırdı, haftalar kalırdı bizde. Çok gözü pek, ahlak pek, özü pek. Sonra sözünü bilen, hürmetini bilen. Ben ona nispet çok genç idim. Ama bana hürmetinin göstermeyi kendine özü kadar bir adamla konuşur, selaşır. Okuduğu şeyler haz ederdi yani Rasim Kami'den başlardı. Yetimi koryatlarını çağırırdı. En sonunda Rasim'in üçkagına çıkmayı ne var ağzında Hicaz olurdu. O tabi yani bu işlerden şey yok idi, idraki farkı yok idi. Başlardı Hicaz, Hicaz'da da Kerem geldi. O Kerem'e de başlardı. Kerem'i de yani hakikaten boğazına uygun, sesine uygun yaralı bir sesi var idi özünün. O yaralı ses Kerem'in avsafını yani herkes okurdu da. Müşko da okurdu, Cebrail de okurdu. Çok Erbil'de Kerem meşhurdu. Aynen bizim horiyatlarımız da ki. Ama o adam Kerem'i hakikaten diğerdi Hazemil'den geldiğinde. Burada rahmetli Dayı Kadirgil'de oturdu. O orada bir Kerem okumuştu. Ben şeyin dinledim kasetini. İlham Erden Allah affet için, Salih Sabır çaldılar özü için. Özü de yarım saat uzunluğunda takriben Kerem okuru. Çok tatlı okuru. Ondan da sonra ben şeyin de bestesini de geçtim. Özü'den Hac Faik, kişisi beraber gelmişler bir arkadaşın toy münasebetinde. Hac Faik okudu, Özü okudu. Ondan sonra bir rast bestesi var. Kişisine dediler Özü'den, Özü'den Hac Faik. Bu adam yani hayandan geçse o. Çok değerli bir adamıydı. Sıların torası vurmuş koltuğundan aman Allahsızlar yarası. Ne tabin Nukmancımı mallaca rahlet yazdım. Olmadı içerden bu derdimin serası. Dikaçı müskün ceyran valla oğlumuz alım alçı geldi. Ne kalar derdaktan aldırdılar Celal'ın sürüsü sürüden ayrıldı fakir Celal'ın birisi. Yerimiz alım altı bu Celal'ı vurdu al kanını topuğunu aldırdı. Ala ala mor sümeçlerin gözüne koldurdu kaç. Kuzlu ceylan yarıcat bu kadar altı geldi. Anadan babadan çobalıydı kulan geçmeye ağır miskin ceylan havuna. Ceylan dedi gelme usuza atara atara bu zalim feleğin valla zoruna. Kulan geydak edak tobalar tobalar bir de geçmeye gün valla bu miskin ceylan havuna. Seher oldu, vakti oldu, bülbül kondu dallara. Kadir Mevlam bir merhamet eylesin. Valla medved vakti bir hallara. Alam sever benim yarımın ala ala gözlerini. Valla ben hayranam. O al yana dön siyasi yakalara. Sevgili dinleyiciler, aziz sanatseverler, rahmetli Hacı Cemil Kapkapçı, güzel bir sese ve büyük bir yeteneğe sahip olmasına rağmen ama ne yazık ki radyo ve televizyon evlerinde hiçbir eserini kayıt etmemiştir. Erbilli büyük ses sanatçı ve kerem ustası Cemil Kapkapçı 1996 senesinde Cenab-ı Allah'ın rahmetine kavuşarak Erbil şehrinde toprağa verilmiştir. Mezarı nürle dolsun. Sevgili dinleyiciler, değerli sanat sevenler, böylece Unutulmayan Sesler programının bu sayısı sona erdi. Gelecek sayıda bir daha buluşmak üzere, hoşça kalın. Baba Gurgur Radyosu'ndan Unutulmayan Sesler programını dinlediniz. Programı hazırlayan Nebil Güzelçi. Sunan Halide Tevfik.
Yunus Men ve Sim Subhi.